Mutfakta bir usta var. Sırma Bradley var. Sırma hoş geldin. Niye her zaman gelmiyorsun? Çağırın geleyim. Tamam her zaman gel. Haftada bir gelin. Haftada bir gelsin. Ece ya bak ağzından söz burada herkesin içinde çıktı. Tamam, ben Sırma Bradley gerçekten çok özel bir hanımefendi. Çok özel bir profesyonel gerçekten. Gerçekten öylesin. Biz birlikte bir program da çektik. Ben onun programına konuk oldum. TRT okuldaydı galiba. Evet. Yapımcıları benim eski yapımcılarım. Evet, sevgili evet, Kıvanç evet, Figen evet, Ararat'tı. Evet, evet. Hakikaten çok güzel bir gün geçirdim bir kere. Ben nefis şeyler yaptım. Şimdi Amerika'da güzel sanatlar eğitimi aldı Sırma Bradley. Amerika'da yaşadığı dönemlerde aşçılığını kendisinin yaptığı resim ve tasarımlarını sergilediği küçük bir galeri ve kafe açtı. Evet, evet. Şu anda çok önemli bir sanat yönetmeni aynı zamanda. Çok beğendiğiniz dizilerde, hani böyle filmlerde ve yabancı filmlerde. En son James Bond'da mı çalıştın? Yok, en son bir yerli filmde çalıştım. Yerli film, James Bond'da da çalıştın. Eski James Bond'da tabii. Bond'da da çalıştı. Yani böyle hani dekorasyonlar orada böyle koltuğundan tutun da en ufak aksesuardan da duvardaki perdeden, tablodan. Yani her şeyden bir dizide görsellik adına her şeyden sorumlu. Arkadaşım benim. Evet. Yani gerçekten şimdi çok güzel şeyler yapacak. Gözlerimizi dört açalım, hiç fazla konuşmayacağım. Neler yapıyorsun bugün Sırmacığım? Şimdi güzel yaz geldi, güneşli günler geldi. Onun için böyle güzel, hoş bir meyve salatası yapacağım. Mis gibi taptaze meyvelerle. Ama yine meyvelerle bir kuş kafesi yapacağım. Onun içine de küçük bir kanaryacık koyacağım. Bu böyle bunun süslemesi. Yani meyve salatasıyla başlayalım diyorum. Daha sonra da kaplumbağa şeklinde bir fava yapacağım. Ama çok sevimli bir kaplumbağa. Hepimiz yapabilir miyiz bunu evde? Herkes yapar. İnanmıyorum. Herkes çok yapar. Merak ettim. Şimdi Sırma çok güzel bir dizide Ay Yapım'ın yapımcılığını yaptığı çok güzel bir dizide başlayacak. Adı belli mi söyleniyor mu? Yok ismi daha belli değil. İsminden aramıyor. De söylenmiyor ya da gibi biliyorum. Eylül'de inşallah başlayacak. Oranın şimdi sanat yönetmeni. Yani daha dikkatli bakarsınız diye belki söylüyorum izleyicilerimize. Ya şu parmaklar konuşuyor. Hadi konuştur şu parmaklarını Sırma. Benden bir yardım istersen sana yardım ederim. Tamam. Alet, edevat, şuraya her şeyi hazırlamışsın. Bu da çok güzel. Şimdi bu kuşu neden yaptın? Bu kuşu çekelim. Şeker hamurundan yaptım. Evet. Yani yenilmeyecek aslında o. Sadece süs olsun. Kafesimizin içinde güzel bir kuşumuz olsun ama diye. Ama çok güzel. Şimdi buradan kopyacılar çekin. Gagasını neden yaptın? Badem. Bademi şöyle ayırdın mı? Evet. Şöyle file badem satılıyor küçük minik paketlerle. Evet. Her türlü markette var. Gagasını ondan yaptım. Gözlerini de kuru börülceden yaptım. Bakın şöyle bildiğimiz börülce. Bunlar gerçekten çok iyi bir insan gelmiş. Gözüne benziyor. Bayağı manalı gözler. Ay bir dakika şu kuru börülceden elime bir alayım da. Tabii. Çok iyi fikir bu. Evet. Bak Sibel biz de böyle çörek otu falan kullanıyorduk ama kuru börülce çok iyi. Bakın göz gibi. Evet. Ay evet her şey bize sunulmuş. Hadi başlayalım. Ece oradan bana çabuk ol Derya abla. Hadi ayıp merak ediyorum. Çatlıyorum meraktan diyor. Yalan çatladığı falan yok. Makit tamam olsun. Öyle. Ama Ece bak. Yani gözlerine inanamayacaksın şimdi. Gerçekten. Sırma neler kullanıyorsun meyve salatasında? Meyve salatasında şu anki mevsim meyvelerinden bulabildiklerimizi. Evet. Bu daha da zenginleşecek tabii herhalde bir 15-20 güne kadar daha da çok meyve çıkacak ama bulabildiğimiz renkli meyveleri. Evet. Hani az kararan meyveler. Hani muz çok çabuk kararıyor. Onun için evet. Muz pek tercih etmiyorum. Kiraz falan istersen var benim odada getirteyim istersen. Her türlü şey kullanabilir. Çilek, kiraz her şey kullanılabilir. Şimdi önce büyük bir portakal ya da greyfurttan şöyle ben benim katil bıçağımı alayım. Evet. Benim katil bıçağım o kadar kesiyor ki. Aman. Buna alışkınım. Dikkat et. Kendi bıçağımı beraber taşıyorum. Evet. Adı da katil bunun. Çünkü evet ben de bıçaklarımı doğruyor. Her yere giderken götür aman doğramasın. Evet dikkat et eldivenle de zor oluyor. Evet şimdi burada en önemli olan şey nedir Sırmacığım ondan biraz şimdi burada, bahset. Şöyle gördüğünüz gibi çikolatalı krakerlerimiz var. Evet. Bunlardan
şuralara saplayıp bir kafes oluşturacağız. Tamam, saplayalım. Önce onu mu yapacaksın? Tabii. Herhangi bir şeyle şöyle bıçağın ucuyla da olabilir. Şöyle deliyoruz kenarlarından. Herhangi bir şey dediğini göstermem lazım. Bir dakika. Ay Sibel, bu neye benziyor biliyor musun? Adana kabak oyuncağı vardır ya, onun küçülmüşü. Minyatürü. Adana'da böyle bir kabak oyuncağı var. Sırf Adana'ya özgü. Sana ondan bir tane getireyim ben de fazla varsa. Çok özel bir şey. Sırf hakikaten kabak oymak için. Evet. Enteresan. Çok çok bunun büyüğü. Bunun büyüğü. O kadar güzel ki böyle bir şeylerin içini çıkarmak için çok çok hoş. Yani şeyle de olabilir. Tabii bıçak ucuyla da şöyle şöyle yumala yer almak yani. Evet. Şimdi onları oraya dizecek miyiz? Tabii. Şöyle saplayacağız. Evet. Süper güzel. Peki bunu misafirlerimize ikram edebiliriz. Çocuk doğum günlerinde mesela yapılabilir. Tabii. İçeriye seyircilerimiz belki başka hayvancıklar küçük bir şeyler de şeker hamurundan yapabilirler. Şeker hamuru satılıyor. Yani hamur olarak, hazır olarak bulabilirsiniz şeker hamurunu. Mesela sadece Eminönü'ne gitmeye gerek yok. Etiler'de Zeytinoğlu Caddesi'nde harika bir pasta malzemeleri satan yer gördüm. Arabayla geçerken oradan. Bayağı da büyük bir dükkan. Pek çok yerde de var. Yani Eminönü'nden alıyorlardır onlar da muhtemelen, ya da getirtiyorlardır bilmiyorum ama hani oralardaysanız oralarda da var. Aslında şimdi artık o kadar pasta yapma merakı oldu ki hanımlarda. Her yerde de var. Büyük, çok büyük marketlerde de oluyor yani bazen. Evet. Çok, çünkü hanımlar pastaya çok meraklandı son Sırmacığım, zamanlarda. Favanı pişirecek misin önceden? Tabii. Şimdi bunu yaparken ben onu diyeceğim. Favayı bir koy istersen ki o da bir taraftan olsun. İyi bir fava yapmanın, mesela benim gelinim çok fava sever. Nedir şeysi? Şeker, yağ ve tuz dengesini ayarlamak. Ve bol soğan. Bol soğan. Bol soğanı soğan. Nasıl koyarsın? Bütün koyuyorum. Kaç tane koyacaksın? Çok bol soğan. Ama şeyimiz de bol. Baklamız da bol. Kuru baklamız. Ne kadar soğan olursa o kadar lezzetli oluyor. Ben mesela böyle bir şeye bir tane koyardım. Yok. Ne kadar soğan olursa o kadar lezzet veriyor. Böyle onun bir meyanesi çok güzel oluyor. O zaman sen... Açabilir bize miyiz tam şimdi? Ölçülerini verelim. Şimdi arkadaşlar oradan gelsinler, burayı açsınlar. Ben de bazen hakim olurum. Sibel açsın. Sibel gelsin. Ben şimdi Derya'nın yanına gidiyorum. Fava'da ne kadar favan var orada? Burada bir paket fava var. Zaten standart. Dört soğan. Dört soğan. Küçükse beş soğan. Dörtte üç zeytinyağı, biraz limon suyu, altı adet kesme şeker. Zeytinyağını şöyle gösterelim mi ne kadar? Şöyle. Pişerken koyuyor musun tabii içine? Tabii koyuyorum. Hepsi. Evet, limon suyunu sonra mı? Limon suyunu en son. En son. Tamam, fava üstüne bir kere daha konuşacağız tekrar geldiğimde. Evet, Sırma Bradley mutfakta çalışıyor. Tabii ki kolay bir şey değil. Ay Sırma, çok güzel oluyor, inanmıyorum. Kuşumuz şimdi kafesimizi, kubbesini yapıyoruz burada. Evet, kafesi kapatacaksın. Neyle kapatacaksın onu? Yine greyfurt ya da büyük bir portakalın şöyle gördüğünüz gibi. Göremedik. Şöyle kapak yaptım. Üstüne bir portakal, bir de yeşil limondan böyle güzel tutma yeri kafesimizin. Şimdi buralara da böyle delik açtım. Bu çubukları, bu delikleri geçireceğim. Kafesimiz hazır olacak. Sonra da Sırma asistanın olabilir miyim? Başımla beraber. Başımla beraber. Ya dünyanın en tatlı, en çok çok o kadar vakitsizlikten aslında böyle bir şeyleri geliştirip yapabiliriz Sırma'yla, ama hakikaten bayılıyorum ona. Değil çok mi? Yaratıcı. Çok ne yapmıştık ben sana geldiğimde? Deniz kızı mı yapmıştık? Evet, balık. Devrek deniz kızları. Böyle devrek balığının kuyruğunu deniz kızı olarak kullandık. Üstüne böyle saçlarını makarnadan yaptık. O kadar güzel makarnadan saçlar yapmıştık. Hiç fotoğraf çekmemişiz. O zaman bu kadar yaygın değildi bu cep telefonu şeyini, o kadar iyi beceremiyordum belki de. Size bir çiftlik hediye etmişti Sırma. Sırma, onu anlatmam lazım. Şimdi Sırma harika bir toprağa, bana o gün programına geldim diye, biz o kadar kibar olamadık onun gibi. Sana bir şey hediye etmeyeceğim bugün ama gönderirim. Olsun.
Kocaman bir leğenin içine toprak koymuş. Küçük küçük ağaçlar, evler, bir havuz. Ondan sonra çok küçük küçük hayvancıklar yapmıştı. Derya ablanın çiftliği miydi Derya'nın o? Derya'nın hayal bahçesi. Derya'nın hayal bahçesi. Ve orada bir tane küçük bebek ben bahçeyle uğraşıyorum. Bir tulumum var üstümde falan. Sonra ben onu Ayvalık'a götürdüm. Çiçekleri kurudu falan. Yeniden bir şeyler ektim. Derya ablanın çiftliği diye bayrak yaptım. Bütün çocuklar Ayvalık'ta ziyarete geliyor. Hayvanların şimdi hepsini tekrar yıkadım. Kıştan böyle şey olmuş. Makineye attım, yıkadım. Tekrar tek tek fırçaladım. Ama şahane bir şey. Size fotoğrafını geçen sene galiba çektim ben onu, Derya ablanın çiftliği diye. Harika bir şey. Evet. Harika, çok basit, kolay bir şey yani. Bunu hanımlar yaparlar diye düşünüyorum ben. Ellerine sağlık Sırmacığım. Ne kadar teşekkür zevkli ederim. Yani meyve meyve ama sunum tabii çok önemli. Şimdi kaplumbağa, ben anlamamışım favadan kaplumbağa. Evde favasını pişirmiş, getirmiş. Çok evet. Naziksin, çok teşekkür ederim. Favamız burada kaynıyor ama fava uzun sürer diye. Ama tabii soğuması lazım. Şöyle bir cam kaba mı koyuyoruz Sırmacığım? Evet, yuvarlak bir cam kap, istediğiniz büyüklükte. Evet. Sonra bunu... Şimdi şey yapacağım ama inşallah bir şey olmaz. Hop diye buraya alıyorum. Şimdi ben onu düzelttim zaten. Önemli değil. Şöyle yapalım. Şimdi bu kaplumbağamızın aslında kabuğu olacak. Ay süper. Kabuğunu, hadi olsun. Tabii kabuğunu süslemek için de böyle her tarafına şöyle şöyle böyle bir yeşil limon, bir sarı limon. Zaten fava limonla yenir. Şöyle güzel. Bunlar kaplumbağamızın. Ay çok zevkli. Efendim böyle çeşit çeşit şeyleri olacak. Daha sonra iri bir salatalık. Buradan da hemen kaplumbağamızın ağzını burnunu yapacağım. Kafasını yapacağım. Şöyle gülen bir kaplumbağa olsun. Hı hı. Böyle neşeli bir kaplumbağamız olsun. Şöyle. Göz deliği açıyorum. Bıçakla da tabii açabilirler. Tamam. Çok güzel. Oraya yine şey koyacak mıyız? Tabii börülce koyacağız. Aa, börülce çok iyi. Ben... Evet. Bakın. Ay, nefis güzel. Bayağı insan gözü gibi ortasında evet, şeyi var. Evet. Göz bebeği bakın. Çok iyi fikir. Çok iyi fikir. Şöyle. Gösterelim. Ay çok güzel. Evet. Şöyle. Bunu şuradan kaplumbağacığımızın sırtında evi şöyle. Evet. Kafası da şöyle kalkık olsun biraz. Şimdi şöyle güzel güzel biraz limonlarla. Biraz daha keseyim mi tabii. Aman dikkat. Yok yok. Biraz büyükmüş bu limon. Evet değil, değil mi? Mi? Çok iri limon. Evet. Evet. Şöyle. Küçüklerden de keseyim mi? Olur. Çok süper bir şey ya. Şöyle. Ayaklarını da yine şöyle yapalım. Evet. Kaplumbağamızın. Çocuğunuzla da süsleyebilirsiniz bunu. Ay, yani güzel değil mi? Çocuklar bayılırlar. Yaşasın çok çocuklar güzel. Çocuklar bayılır böyle çok yani kolay. Yani fikri alın istediğiniz şekilde tabii. Yapın. Ben şimdi seni onu diğer taraflarını tamamlayacaksın. Aa, evet. Ah süper. Süper güzel. Evet. Ellerine sağlık. Şöyle görebildik mi arkadaşlar? Bir dakika. Şöyle Jimmy alttan şöyle tabii. Göstereceğim. Jimmy gel gel. Gel gel. Bak 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 bak. Ay, daha olmadı da hani ben sabırsız olarak. Ay çok güzel. Ay bayıldım. Ben bunu yapacağım. Torunumla da çok yaparım kolay. İnşallah. Var mı? Geliyor. Oo, geliyor bravo. Efendim geliyor. Süper. Evet. Yeşim nasıl? Sen yapmayı düşünür müsün kızınla? Evet evet harika olur. Çok güzel çok değil eğlenir. Mi? Çok eğlenir. Sırma peki küçük küçük de yapılabilir. Küçük kaplara konup bir sürü kaplumbağa. Tabii. Yani kaplumbağa olur arkasında yavrular olur. Ay çok tabii. Güzel bayıldım. Ah evet. O kadar sıcak ki burası evet, sıcaktan durmuyor. Üstünün çikolataları biraz. Eridi. Evet.